tam şu anda tüm evreni durdurup zamanı geriye sarmaya başlayalım. Konumları değişen yıldızları eski haline getirelim. Tüm kara delikleri yeniden yıldızlara dönüştürüp bizden uzaklaştıklarını gözlemlediğimiz galaksileri yakınlaştıralım. Yakınlaştırdığımız galaksileri yok edip gaz ve toz bulutlarına çevirelim, onları da geçmişe çekelim. Milyarlarca yıl geriye gidip evrenin boyutlarını daha da küçültelim. Evrenin yaşı 380 bin yıla geldiğinde ışığı geri çağırıp evrenin tamamını karanlığa gömelim. Her şeyi sıkıştırmaya çalışıp bir de sıcaklığı trilyon derecelere kadar arttıralım, atomları da parçalayalım. Büyük patlama olduktan bir saniye öncesini de geçip daha da geriye gidelim ve evrenin kıvılcımı yakıldıktan sadece 10 üzeri eksi 36. saniye sonrasına gelip burada duralım. Çünkü burası çoklu evrenlerin başladığı andır. Çoklu evrenler fikri yoğun bir şekilde dizi, film ve kitaplarda işlenen inanılmaz fantastik bir düşünce gibi görünüyor. Evrende yalnız mıyız sorusunu bırakın, evrenimiz yalnız mı gibi felsefi bir soruya kapı aralıyor. Farklı seçimlerin yapıldığı, farklı görünüme sahip kendinizin diğer versiyonları, yıldızların gökyüzünde farklı dizilimlerde olduğu, belki de komşu gezegenlerde yeni yaşamların ortaya çıktığı bir evren, hatta evrenler. Tek bir senaryoya bağlı çoklu evren ya da paralel evren fikri yok. Bunun yerine Kapiton çoklu evreni, şişme evreli çoklu evren, zar, döngüsel, manzara çoklu evrenleri, kuantum çoklu evreni ve holografik çoklu evren gibi farklı türde ve mekanizmalara sahip modeller bulunmakta. Gözlem ve deneylere dayalı elle tutulur bir kanıt olmamasına rağmen, tüm bu çoklu evren modelleri ister inanın ister inanmayın sağlam fizik ve matematiksel temellere dayanmaktadır. Ve kendi evrenimiz dışında farklı evrenlerin var olduğunu inanmamız için oldukça fazla sayıda gerekçeler bulunuyor. Bu videoda size en popüler çoklu evren modellerinden, şişme evreli çoklu evrenden bahsedeceğim. Büyük patlamadan sonra neden 10 üzeri eksi 36. saniyede durduk anlatayım. Büyük patlama düşüncesi, zamanın sıfır olduğu anda evrenin nasıl ve neden başladığı hakkında en ufak bir şey söylemiyor. O ana ilişkin bildiklerimizin en özet hali, evrenin başlangıç anında aşırı yoğun ve sıcaklık altında olduğu, genişleme ile birlikte zaman içerisinde yavaş yavaş soğumaya başladığıdır. Büyük badireler ve uzun uğraşlardan sonra aradan 13,8 milyar yıl geçti ve işte buradayız. Gökyüzüne, Samanyolu dışındaki evrenin derinliklerinde hangi yöne bakarsanız bakın, kısa sürede birkaç şey dikkatinizi çekecek. Bunlardan ilki evrenin homojen olmasıdır. Olduğunuz yerden evreni nasıl görüyorsanız 1 milyar ışık yıl uzağa gittiğinizde büyük ölçeklerdeki görüntü de aynı olacaktır. Belirli bir anda özel bir konum bulamazsınız. Evreni her yerde benzer görürsünüz. Bu benzerlik ısı dağılımında da gözlenir. Arka plan kozmik radyasyonun haritasına baktığımızda kırmızı, yeşil ve mavi bölgeler arasındaki sıcaklık farkı sadece 10.000'de bir seviyesindedir. Evren her yerde aynı sıcaklıktadır. Diğer gözleminiz ise evrenin şeklinde herhangi bir eğrilik göremeyişinizdir. Dünyada deniz seviyesinden ufka doğru baktığınızda ufuk çizgisini düz gördüğünüz gibi evren de gayet düz görünüyor. Fakat evren düz mü yoksa herhangi bir eğriliğe sahip mi? Buna şu anda net yanıt vermek mümkün değil. Ama gözlemler şu anda evrenin hiçbir eğriliğe sahip olmadığını gösteriyor. Kozmosun akılları baştan çıkartıcı büyüklüğünden ötürü yanılıyor da olabiliriz. Şu anda belli değil. Ne yazık ki elimizdeki en iyi başlangıç modeli olan Lambda CDM yani büyük patlama modeli tek başına evrenin bu iki özelliğini yani homojen olması ve düz görünmesini açıklamada yetersiz kalıyor. Düşüncedeki boşlukları doldurmak ve taşları yerine oturtmak için 1979 yılında Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi'nde çalışan Alan Guth bu problemlere çözüm üretecek kozmolojik şişme fikrini ortaya attı. Büyük patlama başladığı andan itibaren sorunlu gibi görünen kozmik el sıkışmalarının tamamlanması için yeterince zaman olmuş, patlamanın 10 üzeri eksi 36. saniyesinde ise evren, saniyenin çok küçük kesri kadar kısa süren bir zamanda 10 üzeri 50 kat büyümüştür. Evren zaten inanılmaz hızla genişliyordu. Biraz daha hızlı genişlemiş ne yani demeyin. Zihninizde canlanması için şöyle bir ölçeklendirmeyi hayal edin. Evren bir bezelye tanesi kadarken birdenbire gözünüzü daha kapatıp açmaya fırsat bulamadan ışık hızından çok daha hızlı bir şekilde güneş sistemimiz boyutuna genişlese. İşte bu biraz şaşırtır. Kozmik şişme, büyük patlamanın açıklamakta zorlandığı homojenlik, düzlük ve tek kutupluluk gibi sorunları daha yani bir şekilde çözüyordu. Fakat bir sorun vardı.
Baloncuk gibi davranan bu yapı, hesaplamalar yapıldığında evrende inanılmaz pürüzler bırakıyordu. Bu pürüzlerin ortadan kaldırılması, baloncuğun ancak yeterince uzun bir süre var olmasıyla mümkün olduğu görüldü. Yine de sorun devam etti çünkü bu sefer beliren problem, şişmenin süresini bu denli büyük miktarda uzatabilecek mekanizma ne olabilirdi sorusuydu. Tek bir baloncuğun evrenin tamamını oluşturabileceği kadar uzun süre nasıl şişeceği hakkında en az 50 farklı mekanizma önerildi. Nihai çözüm, önerilen yeni bir şişme yorumu ile geldi. Uzay ve zamandaki gelişi güzel noktalarda kendiliğinden meydana gelen kırılmaların olduğu bir evren modeli. Kırılmanın gerçekleştiği her noktada birazcık şişen bir evren meydana geliyordu. Mantıksal olarak varılan sonuca bakıldığında şişmenin evrenlerin başka evrenlerden filizlendiği, sürekli büyük patlamaların gerçekleştiği kesintisiz ve sonsuz bir durum olduğu anlamı çıkıyordu. Evrenler çoklu evren yaratarak başka evrenlere tomurcuklanıyordu. Şişme kuramına dayalı tek bir çoklu evren modeli yok. Bazı versiyonlarında uzayın aniden genişlemesi bir kerelik olay olarak ele alınmaz. Bunun yerine evrende belli bir bölgenin oluşması, evrende birbirlerinden çok uzak ve farklı bölgelerde, her seferinde ayrı ayrı ve farklı zamanlarda meydana gelmiş bir süreç olarak açıklanır. Bu yaklaşımla bakıldığında, evrenin ani şişmeye bağlı genişlemesinden sonra ortaya çıkmış birbirlerinden ayrı sayısız bölgelerden oluştuğu söylenebilir. Anlattıklarım biraz soyut geldiyse şunu dinleyin. Şu anda yaklaşık 14 milyar yaşında ve 92 milyar ışık yılı çap gözlemlediğimiz bir evrenin içindeyiz ve gerçek evrenin görünenden çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Evrenin genişlemesinden ötürü bizim için kozmolojik bir sınır var ve asla o sınırın ötesindeki geri kalan evrende ne olduğunu bilemeyeceğiz. Hiçbir zamanda iletişimimiz olmayacak, oradan bize ışık da ulaşmayacak. İşte bu çoklu evren modeline göre, ufkumuzun ötesindeki geri kalan evrende farklı bir patlama yaşamış ve oranın uzayı da bizimkisi gibi genişleyerek kendi içinde bir evren oluşturmuştur. Aynı bizim gibi orada yaşayan bilinçli ve medeniyet kuran canlılar varsa, onlar da bizim gibi düşünüyor olmalılar, yani kendi evrenlerinin tek evren olduğunu. Eğer durum buysa, tek bir sonsuz yapı içine sıkışmış sonsuz sayıda evren bölgeleri mevcut ve aslında birbirleriyle temas halinde olmalarına rağmen ironik bir şekilde hiçbir zaman birbirlerinden haber alamayacak, etkilenmeyecek, varlıklarından hatta böyle bir yapının gerçek olup olmadığından dahi emin olamayacaklar. Tıpkı bir yapboz gibi. Herkes orada ama kimse birbirini göremiyor ve varlıklarından haberdar bile değiller. Eğer şişme evreli çoklu evren modelinde her patlama kendi içinde sadece tek bir evren oluşturuyorsa, o zaman iki baloncuk evren arasındaki uzay, enflasyon alanı ile kaplı olduğundan genişler. Bu genişleme baloncuk evrenlerin de birbirlerinden uzaklaşması anlamına gelir. Birbirinden uzaklaşan evrenlerin yine hiçbir zaman etkileşime girmeyecekleri ve birbirlerinden haber alamayacakları anlamına gelir. Peki ya hesaplamalar farklı bir olasılığa yol açıyorsa? Ya evrenlerin birbiriyle teması mümkünse? Eğer baloncuk evrenlerin genişleme hızı, içinde bulundukları uzayın genişleme hızını geçerse, baloncuklar çarpışacaktır. Bu iki baloncuk evren, birbirlerine gerçekten çok yakın mesafede oluşmuşlarsa, aralarındaki uzay alanı da son derece az olacak, bu nedenle birbirlerinden uzaklaşma hızları, genişleme oranlarına göre çok daha yavaş olacaktır. Bu da, İki evrenin birbirleriyle çarpışmalarını kaçınılmaz kılacaktır. Büyük ya da küçük ölçekli çarpışmalar, her iki baloncuk evrende de gözlemlenebilir izler bırakan yeni yapılanmalar ortaya çıkaracaktır. Hesaplamalara göre bir başka evrende böyle bir çarpışmaya maruz kalsak, çarpışma sonucunda uzaya şok dalgaları yayılacak, mikrodalga fon ışınımı içindeki sıcak ve soğuk bölge düzenlerinde değişiklikler meydana gelecektir. Bu gördüğünüz Avrupa Uzay Ajansı yani ESA'nın Planck uydusu tarafından gözlemlenen kozmik mikrodalga arka plan sıcaklığını gösteren bir harita. Sağ alt köşede beyaz daire için alınmış bölgeye dikkat edin. Bu bölge, Güney Yarımküre'deki gökyüzünden görülebilen ve 1 milyar ışık yılından daha geniş olan gizemli bir bölge. Burası, haritanın ortalama sıcaklığından yaklaşık 70 mikrokelvin daha soğuk. Harita, 18 mikrokelvin ölçeğine kadar sıcaklık değişimlerine izin veren Gauss dağılımına sahip. Fakat beyaz dairedeki soğuk bölgenin bazı yerleri ortalamadan 150 mikrokelvin daha soğuk ve bu beklenenden çok daha fazla. Bu da onu doğal olmayan bir hale getiriyor.
Bilim insanları bir dizi teori ortaya atmasına rağmen hala bu fenomene tatminkar bir açıklama getirebilmiş değil. Alışılmışın dışında getirilen açıklamalardan birisi ise haritadaki bu soğuk bölgenin evrenimiz ile paralel bir evren arasındaki bir çarpışmanın kanıtı olabileceği. Yani çarpışma sonucu bizim evrenimizde meydana gelen kozmik bir iz. Eğer baloncuk çoklu evrenler fikri doğru ise onlardaki fizik yasaları bizim evrenimizdekilerle aynı olmak zorunda değil. Farklı evrensel sabitler barındırıyor olabilirler. Protonun kütlesinin nötrondan daha fazla olduğu, kütle çekiminin biraz daha az veya biraz daha fazla olduğu, ışığın çok daha hızlı ilerlediği evrenler oluşmuş ya da oluşuyor olabilir. Fakat evrenimizdeki ince ayarın çok az bile dışına çıktığımızda farklı sonuçların meydana geldiği evrenler ortaya çıkar. Örneğin proton, %0,1 oranında nötrondan daha ağır olsaydı hidrojenin meydana gelmesi imkansız olurdu. Yer çekimi olsa bile yıldızlar tutuşamaz, yıldızların olmadığı bir evrende insan da var olamazdı. Bambaşka bir kimyaya sahip alternatif bir evren meydana gelirdi. Gördüğünüz gibi ufacık bir oynama bile tüm evrenin karakterini değiştirebiliyor. Buna benzer küçük ya da büyük her türlü değişiklik evrenleri bütünüyle farklı bir hale getirir. Pek çok ölü evren doğar, bazıları anında tekrar kendi içine çöker, bazıları da içinde hiçbir şeyin olmadığı sonsuz bir karanlık içinde trilyonlarca yıl genişlemeye devam eder. Ya da milyarlarca yaşamın barındığı capcanlı bir evren oluşabilir. İşte bizim evrenimiz de bu sonsuz olasılıklarla meydana gelen sonsuz evrenlerden belki sadece biri. İnce ayarların titizlikle yapıldığı ve hazır önümüze sunulduğu bir evren. Bundan sonraki videolarda diğer çoklu evren modellerini anlatacağım. Özellikle kuantum paralel evrenleri bambaşka bir dünya. Bu yüzden yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yazar veya beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Desteğinizin gerçekten çok önemli olduğunu her video sonunda vurgulamaya çalışıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi, bilim ve sağlık bu evrende hep sizinle olsun. Hoşça kalın.